Ömer Faruk Derşe kanalımızdan herkese merhaba. Binden aldığım Polosmart akıllı saatin detaylı bir şekilde beraberce inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımda Polosmart WW11'i tanıtmıştım. O kare bir saatti. Bu oval bir saat, yuvarlak bir saat. Bu da WW14 şeklinde. Yani bir üst modeli olarak çıkarmışlar. Kutusuna baktığım zaman çok ufak bir kutulaması var. Gerçekten uyku takip, mesai bildirimi, çağrı görüntüleme gibi Özellikler üzerinde bu tarafa baktığında adım sayar, akıllı alarm ve kalor ölçer gibi birçok özelliği var. PSSW 14 olarak geçiyor. Bir önceki dediğim gibi PSSW 11 olarak geçiyordu. Bu arkada da özellikleri var. Hemen şimdi kutusundan çıkaracağım ben saatimi şu şekilde. Bakın. Cilatin yapmışlar. Çok şık olmuş. İçindeki saati görebiliyorsunuz. Saatimi çıkaracağım. Evet. Kutusundan neler çıkıyor? Şöyle bir şarj için bir aparatı çıkıyor. Kablosu çıkıyor. Sonra şu şekilde bakın kullanım kılavuzu çıkıyor. bunun içinde gerekli tüm bilgiler yazıyor. Ne yapacağınız, nasıl kullanacağınız, VR Fit ile nasıl bağlantı yapacağınız hepsi yazıyor. Ben de bununla ilgili video çektim. Telefon bağlantısı ile ilgili. Onu da kanalıma gelip videolardan bakabilirsiniz. İlk olarak şu yerinden çıkarayım şunu şöyle. Şekil. Çıkardım. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Tabii bunun üstünde bir jelatin oluyor. Jelatini söktüm. Şuraya yapıştırdım ben. Onu söyleyeyim. Şöyle bir şarj kablom var. Şarj kablosunun ucunu, şarj kablomuzun ucunu cep telefonumuzun bir şarj adaptörüne takıp fişe taktığımızda şarj olmaya başlıyor. Bu nasıl şarj edeceğiz? Bir ucu da şu şekil bir aparat yapmışlar. Gerçekten şarjla ilgili. Hemen arkasını çeviriyorum. Bakın şöyle yaptığınız zaman bunu bakın şöyle göstereyim size. Bu şekil hiçbir zaman için bir araya gelmiyor. Bu bir mıknatıslı. Şu şekilde sağdan yaklaşacaksınız. Bıraktığınız zaman kendi yerine oturuyor. Bakın biraz daha yaklaştırayım çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz kendi yerine oturuyor. Bu kısmını da telefonunuzun şarj adaptörüne takıp şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Bakıyorum ne yapıyor? Şu an nabız ölçeri Geçmiş nabzınızın kaç attığını gösteriyor. Bu bileğinizde iken bileğinizdeki kalp atışlarından sinyalleri alıyor. Bu önde kaç olduğunu 70, 80, 90, 100 her neyse bunu gösteriyor. Şöyle kenara alayım. Baktığım zaman çok şık bir tasarımı var onu söyleyeyim. E, gerçekten çok yumuşak ve kaygan bir kordonu var. Dışı siyah. içini gri yapmışlar kordonun Güzel olmuş. Arka tarafı şık duruyor gerçekten. En kötü tarafı e, saatimizin. Ekranın parlaklığı çok düşük. Onu söyleyeyim. Yani nasıl arttıracağız bilmiyorum. Arttırılmıyor. E, herhangi bir onunla parlaklıkla ilgili bir şey yok. Çok düşük yapmışlar. Yani buradan söyleyeyim sizlere de. E, biraz daha parlak olmasını beklerdim. Daha güzel, daha şık olurdu. Çok düşük olması güzel olmamış. Daha önceki w 11de e, kare demiştim. şöyle size kare gibi. Şimdi bu yuvarlak olmasına karşın tüm yazılar şöyle karenin içinde. Şimdi kenarlarda hiçbir şekilde bir yazı veya bir saatinle ilgili e, herhangi bir şeyler yok. O çağrı bir şey gelmiyor. Yani yuvarlak yapmışlar ama karenin şurada şu şekil kare şekline sığdırmışlar. Yani kenarlara hiçbir şey gitmiyor. Onu söyleyeyim. Yani yuvarla demek ki görüntü olarak yapmışlar. O yönden bana kalırsa eksi bir puan. Kenarlara da yuvarlak bir şekilde olduğu için kenarlarda da bir şeyler olması gerekiyordu ama bunda yok. Parlaklık biraz eksi. Parlaklığı gerçekten düşük. Yani ışıklı bir havada biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi özellikleri mevcut. Söylediğim özellikler ilk okuduğum. nabız ölçer. Mesajlar geliyor. Sonra bakıyorum. E, spor modu var. Kaç kalori harcadınız, kaç adım attınız, nabzı ölçüyor. Sıcaklıkla ilgili uyku takibi var. O tarz özellikleri mevcut saatin. Baktığım zaman saate herhangi bir e, mesaj gönderdiğinizde veya bildirim geldiğinde veya çağrı geldiğinde bunları saatinizde bildirim olarak alıyorsunuz telefonunuza gelenleri. Tabi. BR Fit programıyla telefonunuza bluetooth'la bağladıktan sonra ikinci saatinizin. Daha sonra program aracılığıyla cihazı bulduktan sonra bunların hepsini aktif hale getiriyorsunuz. Bununla ilgili videom var. Ee, bunlar daha sonra bu mesajları, özelliklerin hepsini alabiliyorsunuz. Ama önemli olan nokta şu. Onun karşında cevap veremiyorsunuz, arayamıyorsunuz. Sadece bildirim olarak geliyor. Buradaki noktaya çok dikkat etmekte fayda var. Her bastığınızda şurada gizli bir tuş yapmışlar. Bakın şurada gizli bir tuş var. Her bastığınızda yeni bir özelliğe geçiyor. Her bastığımızda yeni bir özelliğe geçiyor ve özelliğin üzerine geldiğimizde basılı tuttuğumuzda hemen o özelliğin içine giriyor. Bakın saate basılı tuttum. Böyle bir nokta geldi. Tekrar basılı tutuyorum. Titreşimle tekrar 9.5 geldi. Ayrı bir ekran geldi. Yani bu özelliklerin hepsi mevcut. Böyle baktığım zaman birinin üzerine basılı tuttuğunuz zaman o mesajın içine giriyor. Tekrar basılı tuttuğunuz zaman mesajdan çıkabiliyorsunuz. Tabi e, herhangi bir bağlantı yaptıktan sonra bluetooth'unuz açık olması lazım. Çünkü cep telefonunuza gelen bildirimler saate de gelmesi için. Bim'de satılan bir akıllı saat. Fiyatına göre uygun yani herhangi bir kolunuzda bir aksesuar olarak ve instanten olarak dursa bile güzel. Onu söyleyeyim. Onun için e, alınabilir. Tabi diğer eksi özellikleri var. Ekran parlaklığı da biraz zayıf. Sadece bildirim geliyor cevap veremiyorsunuz. Ve yuvarlak yapmışlar ama kare içinde olduğu için bu özellikleri zayıf. Onun haricinde yani kolunuzda güzel bir görüntü olarak duruyor. Hatta şöyle bir sizin için ben takmak istiyorum. Ee, yakıştı mı yakışmadı mı yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım şöyle şekil takabilirsem. Evet. Şöyle, şöyle geçireyim. Şunu az geri alayım. Biraz sıkacağım şuraya. Ben şöyle sıkmayacağım şu şey. Bakın. Yani yakışıp yakışmadığını siz karar verin. Kolunuzda şöyle. Biraz tabii şunu biraz geçireceğim. Buraya geçirmedim. Size göstermek için yaptım. Güzel duruyor. yani kolunuzda yakışacak bir saat, bir e, aksesuar öyle söyleyeyim. Yani tavsiye edilebilir. Akıllı saat detaylı incelememle ilgili videom bu kadardı. Herhangi bir aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızı görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın diyorum.